demiryolu konusu ülkemizin geçmişten beri önemli, acı bir hatırası olan bir konudur. AK Parti hükümetlerinin iktidara gelmesiyle demiryolu konusu devlet politikası haline getirmiştir. Ve demiryolu, mevcut demiryolu hatlarımızın rehabilitasyonu, iyileştirilmesi, güvenli ve konforlu bir hizmet sağlanması adına demiryolu hatlarımızın tamamını iyileştirdik. Şimdi bu hatlarımızda daha güvenli hale getirilmesi için otomasyona geçme adına ve daha ekonomik bir işletme yapılabilmesi için elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemlerimizi geliştiriyoruz. Ve %45'ini ülke genelinde tamamladık. Bu bölgede de bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii yüksek hızlı trenle ülkemizi tanıştıran iktidarımız bunu sadece Ankara-İstanbul, Ankara-Konya hattıyla bırakmayacak. Yine Gaziantep'imizin hava ulaşımında önemli bir görev üstlenen havaalanı ile ilgili olarak terminallerimizi büyütüyoruz. Diyarbakır'dan sonra Gaziantep havaalanımız da körüklü tünellerle yolcularımız direkt olarak terminalden uçağa binme fırsatı yakalayacaklar. 6 adet yeni ilave körüklü sistemi içerisinde barındıran terminallerimizin de çalışmalarına başladık. Bunu sürdürüyoruz. Son dönemlerde bu havaalanının IRS cihazı ile ilgili olarak yazılı